Edirne ilimizin Yunanistan sınırındaki İpsala'da şu anda sınır hattındayız. Birkaç gündür Yunan medyasında ve Avrupa medyasında az sonra yerini göstereceğimiz ve Meriç'in zaman zaman devisinin değişmesi nedeniyle Türkiye'ye giren topraklarda Yunan toprağı olmasına rağmen Avrupa medyasında Türk askerlerinin buraya girdiğini, çatışma çıktığını hatta ve sıcak anlar yaşandığı yönünde Avrupa medyasında ve Yunan medyasında birkaç gündür çıkan haberler nedeniyle Edirne İl Başkanımız Ekrem Demir Başkan'ın ve İyi Parti Edirne İpsala Belediye Başkanımız Abdullah Naci Ünsal'la birlikte ve partili arkadaşlarımızla İstanbul'dan da il yönetiminden arkadaşlarımızla buraya geldik ve şu anda olayı yerinde kamuoyuna göstermek için toplanmış durumdayız. Türkiye'den giden sığınmacıların sürekli geri Yunanlılar tarafından geri gönderilmesi üzerine bölgede özellikle polis harekat timleri tarafından önlemler alınmış durumda. Özellikle Afgan ağırlıklı olan bu sığınmacıları Türkiye'ye gelişinde burada ciddi bir tıkama görevi yapılıyor. Ancak burada bu kadar büyük önlemler alınırken doğu sınırımızın adeta yol geçen anına dönmüş olması ve şu ana kadar da aşağı yukarı 300-350 bin Afgan göçmeni geçmesi üzerine Türkiye'nin artık bu politikalarını biraz daha ciddiye almasının önem kazandığına dikkat çekmek için buradayız. Şimdi İpsala Belediye Başkanımız Abdullah Naci Ünsal'a ben sormak istiyorum. Başkanım, bu ortalığı Yunanistan'ın ve Avrupa medyasının ortalığı ayağa kaldırdığı yeri bize gösterir misiniz? Biz yüksekteyiz şu anda. Dünya basınında çıkan, daha doğrusu Avrupa medyasında çıkan bölge gözükmekte. Gerçi yağmur sebebiyle biraz sıkıntılı gözükmesi ama bu bölge normalde Meriç Nehri'nin yerini değiştirmesinden dolayı Türkiye topraklarının içerisinde kalan, yani Meriç Nehri'nin beri tarafında kalan bir arazi. Bu arazide Yunan tarafı şey atıyor, nedir onun ismi, mültecileri geri atmak için kullandığı için bizim özel harekat polislerimiz de oraya özel güvenlik önlemleri aldı. Bu dedikleri gibi çatışma falan herhangi bir şey olduğunu kanaat getiriyoruz. Çünkü öyle bir şey olsa biz burada çok daha yakından duyarız. Yapılan işlemlere karşılık onlar da daha rahat deport etsinler diye tabii böyle bir yayın yapıyorlar. Gerçek olmayan bir yayın yapıyorlar. Türkiye'de herhangi bir Yunan toprağına çıkma da yoktur. Herhangi bir işgal de yoktur. Ama bunu kullanıp deportu sağlamaya çalışıyorlar büyük ihtimalle. Yani buradan çıkan şu andaki mülteci kişi ne durumda? Vallahi koronavirüs Suriyeli sığınmacı mülteci demeyelim. Yani, koronavirüsü bir de biraz azalmış vaziyette. Yani çok fazla bir hareketlilik yok ama gene de geliyorlar. Buradan geçiyorlar karşıya. Yunan polisi yakalayıp bir yandan deport ediyor geri. Bizim de deport edilmesin diye de özel harekat polisimiz engelleme çalışması yapıyorlar. Ama herhangi bir Yunan toprağına girme ve herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Edirne İYİ Parti İl Başkanımız Ekrem Demir. Başkanım, ne oluyor Edirne'de? Bir de sizin ağzınızdan duyalım. Kamuoyunu doğru ağızdan bilgilendirelim. Efendim, herkesin bildiği gibi Meriç Nehri bizim hudutlarımızı belirler. Yani Lozan Anlaşması'yla hudutlarımız belirlenmiş. Bulgaristan'dan Bulgaristan'dan başlayıp ta Edirne'ye kadar Meriç Nehri'ye hudutlarımızı belirlenmiş. Nehrin debisi arttığı dönemlerde. Şu anda da aşırı yağıştan bataklık durumda. Çeltik tarlaları da var. Hemen arkamızdaki beyaz evin arka tarafı zaten Yunanistan. Evet. Nehrin debisi arttığı için zaman zaman Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan toprak parçaları bizim tarafımızda. Bazen de bizim toprak parçalarımız Yunanistan tarafında kalıyor. Fakat mülk sahipleri, yani arazi sahipleri kendi arazilerini yeni işlemektedir. Yani bizim tarafımızda kalan Yunan toprağını, Yunanlılar gibi işler, Yunan tarafında kalan toprağı da bizim vatandaşlarımız, bizim insanlarımız gibi işler var. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten hudut
boylarında Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları tutuklarımızı koruyor. Hakkı müdafaa yapıyorlar. Dolayısıyla böyle yaygara edilecek büyük ve zekil bir mesele yok. Bu vesileyle hukuk boylarında nöbet tutan askerlerimizin bayramlarını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah onlara zeval vermesin. Ayaklarına taş değdirmesin. Polis özel harekatçılarımız için de geçerli. Evet, buradan Türk askerinin işgalci olduğunu iddia eden Avrupa medyasına da bir mesaj verelim. Eğer işgalci arıyorlarsa Ege'deki Türk adalarına baksınlar. 12 Türk adası 2004 yılından itibaren tek tek Yunanistan ordusu tarafından önce işgal sonra da ilhak edildi. Dolayısıyla işgalcinin kim olduğunu merak ediyorlarsa Ege'ye baksınlar. Evet doğru. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çekimdi.